Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber duyuru kanalı nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Dün güncelleme geldi Discord'a ve bu özellikler eklendi. Önceden 25 dolardı, şimdi ise ücretsiz oldu arkadaşlar bu özellikler. Bunları nasıl yaparsınız bunu göstereceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ben hemen bir yeni sunucu açtım arkadaşlar. Hemen sunucu ayarlarına giriyoruz. Sunucu ayarlarımıza girdiğimizde topluluğu etkinleştir diye bir seçenek geldi gördüğünüz gibi. Buradan gördüğünüz gibi özellikleri gösteriyor bizlere. Buradan haydi başla diyoruz ve buradan bunları yapmamız lazım arkadaşlar. Spam sayısını en aza indirmek için bunları seçmemiz lazım. Doğrulanmış bir e-posta gerekli, doğrulama seviyesini bunu yapıyoruz. Sakıncalı medya içeriğini ise tüm üyelerden gelen medya içeriğini tara yapıyoruz ve ileri diyoruz. Buradan arkadaşlar kurallar ve ilkeler kanalını seçmemiz lazım. Bende olmadığı için benim için bir tane oluştur diyorum. Burada aşağıda ise topluluk yöneticileri ve moderatörleri için bir özel kanal seçmeniz gerekiyor. Benim için bir tane oluştur dedim yine. İleri diyoruz. Buradan arkadaşlar bağışlayan bildirimli yalnızca bahsetme olarak belirli. Bunların ikisini de seçebilirsiniz veya bir tanesini seçebilirsiniz. Ben ikisini de seçiyorum ve buradan kabul ediyoruz ve kurulumu tamamla diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kurulumu tamamladık. Şimdi sunucu ana dili İngilizce oldu. Bunu hemen ben Türkçe yapıyorum. Türkçe gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi arkadaşlar hoş geldin ekranı oluşturacağız. Gördüğünüz gibi sunucuya katıldığında böyle bir şey diyecek bize. Hemen hoş geldin ekranı oluştur diyoruz ve buradan mesela kurallar kanalını seçelim. Buraya bir tane emoji ekleyelim. Başında gözükecek. Evet, buraya da yazımızı yazıyoruz. Kurallar kanalını okumayı unutmayın. Yazdık, kaydet dedik arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Sunucuya biri katıldığında bunu başta gösterecek. Buraya sunucunuzun açıklamasını yazabilirsiniz. Mesela eğlence sunucusu. Nokta nokta yaptık. Sonra arkadaşlar daha fazla kanal da ekleyebilirsiniz burada. Ben de kanal olmadığı için sadece kuralları ekledim. Ve buradan etkinleştir diyoruz. Gördüğünüz gibi etkinleştirdik. Şimdi arkadaşlar keşf özelliği var. Sunucunuzun keşfete çıkmasını istiyorsanız ilk önce 10.000 üye olması lazım. Ve 8 haftalık bir sunucu olması lazım. Bunlar önemli ve yöneticilerin, moderatörlerin 2 aşamalı moderasyonunu onaylaması lazım. Yani açması lazım. Bunları yapmazsa olmaz ve diğer özelliklere de uyması lazım. Şimdi sunucu bilgilerine geldik arkadaşlar. Buradan sunucu istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Bunu sonra göstereceğim. Şimdi duyuru kanalını açmaya göstereceğim. Şimdi arkadaşlar eğer sizin bir duyuru kanalınız varsa hemen kanalı düzenle diyoruz. Ve buradan gördüğünüz gibi duyuru kanalı seçeneği geliyor. Burayı açtığımız zaman hemen değişiklikleri kaydet diyoruz ve gördüğünüz gibi genel kanalını açtık gördüğünüz gibi. Eğer başka bir yani yeni kanal açmak istiyorsanız yine kanal oluştur diyorsunuz. Buradan duyuru kanalını seçiyoruz. Mesela duyuru art diyoruz. Kanal oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde oluşturduk. Şimdi ben bir tane takip edeyim. Mesela genel kanalını takip et diyorum. Evet, hemen buraya bir şeyler yazayım. Merhaba yazdık. Eğer takipçilerine paylaş diyor. Buna yayınlaya bastığınız zaman tüm sizi takip eden sunucular da bunu yayınlayacak. Yayınla diyoruz. Onayla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar merhaba olarak geldi sunucumuza. Gayet kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Sunucu istatistiklerini göstereyim sizlere. Sunucu bilgilerine geliyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Evet. Yükleniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucu istatistiklerimiz burada. Ben şimdi Kodar'ın istatistiklerini göstereceğim. Çünkü yeni açtığımız için burayı. Kodar'a giriyorum. Bekliyoruz ve gördüğünüz gibi tüm istatistiklerimiz buraya geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel özellikler. Buradan sunucunuzu kontrol edebilirsiniz. Yani istatistiklere bakabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Güzel bir yükseliş olmuş. Şöyle her şeyi gösteriyor burada. Buraya indiğimiz zaman yine her şeyi gösteriyor burada. İstatistikleri, işte katılımları, gördüğünüz gibi toplam mesaj sayısını, işte sesi katılanları. Gayet güzel özellikler. Şöyle inelim aşağıya. Buradan işte Türkiye'den %91 sunucudaymış. Azerbaycan'dan %3. Diğer ise 268 gördüğünüz gibi. İşte bilgisayardan ve mobilden katılanları burada göstermiş. 2000 kişi, mobilden 590 kişi. Gayet güzel özellikler. Evet, burada bir haftada katılanları falan gösteriyor. Duyuru kanalında kaç kişi takip ettiğini, işte sunucunun kaç kişi olduğunu burada her şeyi gösterecek arkadaşlar. Gayet güzel bir ekran. Hoş geldin kanalını burada gösterecek kaç kişinin gördüğünü falan. Gayet güzel özellikler. Yine buradan işte mont yapabilirsiniz, haftalık falan, günlük yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu ücretsiz oldu arkadaşlar. Dün güncellemeyle geldi. Aslında dün çekecektim fakat bayram olduğu için çekemedim. Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Seni seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.